Hah, Emiray da geldi. Yorgun görünüyorsun. Ne yaptın evladım? Gideceği yere bıraktın mı adamcağızı? Evet Kemal amca, yolunu kaybetmiş. Gideceği yere kadar götürdüm. Yorgun değilim ama çok susadım. Yaşlı amca kendi ineğin sütünden ikram etti bana ama... Ooo, taze süt mü? Hmm, keşke gideceği yere ben götürseydim. Tabii bunun için gideceği yeri önce benim bilmem gerekiyor. Ama dedim Karaca, içmedim ki. Yavru bir kedi vardı, ona verdim. Aç görünüyordu. Son paramla da kendime su aldım. Ama onu da içemedim. Bakkalın önündeki çiçek susuzluktan kurumak üzereydi. Onu suladım. Sizin anlayacağınız. Çok susadım. Şu anlattıklarına bakarsak çok zenginsin. Gönlün zengin. Bu sayede bölümü bile tamamladın haberin olmadan. Nasıl yani? Evet, sen yokken tamamlandı. Bu böyledir evlat. Sen bir iyilik yaparsın, karşılık beklemezsin. Ama bir karşılık bulabilirsin. O zaman hep iyilik yapalım, iyilik bulalım. İyilik yapmak kısmı güzel. Ama karşılık bulmak için yapmak doğru olmaz. O zaman bu iyilik olmaz. Karşılık beklemeden olmalı. Hem karşılık bulsa bile her zaman görünür olmayabilir. Alışveriş gibi olur değil mi? Al sana bir sikke iyilik. Bana oradan 3 dirhem iyilik tartı ver. Ama attığın her tohum bir şekilde filizlenir. Ummadığın zamanda hem de. Bir sürpriz gibi. Hanım Eli, benim çiçeğim. Filizlenmiş amca, filizlenmiş. Oh, dünya varmış. Piştim çantanın içinde. Azıcık sosla servise hazırım. İşte Emira gelmiş. Gitmek için neyi bekliyoruz? Yanınıza bir arkadaş gönderdim. Size emanet. Aman ha, sayfalarının kırışmasını bile istemiyorum. Tamam. Bölüm tamamlandı ve çiçeğim filizlendi. O zaman gidebiliriz. Ben çocukları bırakayım. Oradan eve geçerim. Teşekkür ederim Kemal amca. Çocuklar, her zamankinden daha dikkatli olacağız bundan sonra. Dersimizi aldık, değil mi? Sen gelmiyor musun amca? Ben de kütüphaneyi kapatıp geleceğim. Siz benden kendinize birer dondurma ısmarlayın giderken. Fazlasıyla hak ettiniz. Bana da, bana da. Tabii, sana da. Hatta size de. Ama cüzdanımı bulamıyorum. Odada kolileri açarken düşürmüş olmalıyım. Son bir iyilik yapıp cüzdanımı getirir misin? Parayı vereyim. Hemen alıp geliyorum amcacığım. Hemen. Emira yolculuklar sırasında zaman kavramını yitirmiş olmalı. Bu nasıl bir hemen böyle? Bir türlü gelemedi. Geldim, geldim. Daha doğrusu geldik. Dondurmalar 5 oldu amca. Hı? Evet. Hı. Tanıtım yapacağız. Basın da olacak. Tamam, bekliyorum. İyi günler. Oh.
Efendim, bunu görmek isteyeceğinizi düşündüm. Demek öyle. Ne olursa olsun tamamlayacağım. Az kaldı. Çok az kaldı. Herkesi topla. Tamam efendim. Yalnız şey... Zeka ile Ruhiye sizinle görüşmek için geldikleri o günden beri ulaşamıyoruz. Ortadan kayboldular birden. Onlar eksik kalsın. Kim bilir gene neredeler? Yuttum Ruhi. Küçük dilimi yuttum. İnanamıyorum. Ben de benimkini yuttum galiba. Zekayı. Galiba mı? Yok yok, kesin yuttum. Küçük dilimi yuttum. Hı? O nasıl oldu öyle? Bu nasıl oldu böyle? Nasıl oldu böyle? Bana bakmayın öyle. Benim de bildiğim bir şey yok. Abimi arıyordum, kendimi burada buldum. Yine aynı şeyler oldu. Kitapta hareketlenme, girdap, rüzgar ve geçmişten gelen biri. Nasıl oldu, neden oldu bilen yok. Anlayamıyorum. Odaya girdin ve birden bunlar mı oldu? Sayılır. Amcamın cüzdanını kolileri yerleştirirken düşürmüş olabileceğini düşündüm. Eğilip bakayım derken kitap çantamın içinden düştü. Sonra da olanlar oldu. Cüzdanı kitaplığın altında, Özge'yi de karşımda buldum. Aynı şey bizim de başımıza geldi ama küçülerek geldik buraya. Özge niye küçülmedi ki? Bu kitap bir bizi mi küçülttü yani? Allah Allah! Neler oluyor böyle? Şuna bakar mısın Kemal amca? Yeni bölüm belirmiş. Koru korumasız olanı. Evet. Bir de ipucu var. Hı? Kitap koruyucusuz kalırsa bozulur dengeler en sonunda. Düzeltmek için tüm bunları, zamanın az. Korumalısın koruyucusuz olanı. Annemle konuştum. Hepimizi bilim merkezine bekliyor. Ha? Ne bu hal? Görevi mi düşünüyorsunuz? Hallederiz, hiç merak etmeyin. Sadece görev değil sorunumuz. Ne olduğunu çözemediğimiz bir şey daha var. Bak, kitabın anahtar kısmında da kırmızı bir ışık belirmiş. Ha, bu da ne? Sabah bu iki çıkıntının ışığının da yanıp söndüğüne eminim. Bu çıkıntılar bir şeyleri temsil ediyor olmalı. Bu bir geri sayım olmasın. Tıpkı filmlerdeki gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çıkıntıdan ikisi söndü. Biz kütüphaneye geleli ne kadar oldu? Aşağı yukarı 2 saat. Buldum. Kitap bize kalan zamanımızı söylüyor.
Bu bir geri sayım. Toplam 10 saatimiz vardı. Şimdi 8 saatimiz kaldı görevi tamamlamak için. Buldum işte buldum. 8 saat mi? Buldun mu? Sen ne bulmuş oldun yani? Merhaba. Ben bir kitap arıyorum da. Aradığın kitap kayıtlarda görünüyor ama raflarda bulamadım. Depodaki kolilerde olmalı. Hiçbir yerde bulamamıştım. İnternette bile. Burası son umudumdu. Kardeşime bu kitabı bulacağıma söz verdim. Sözümü tutmalıyım. Yoksa kendimi kötü hissederim. Güzel evladım. Neden hemen umudunu yitiriyorsun? Sen sözünü tutmak için bu kadar istekli olursan bir çaresi düşünülür. Ben düşündüm bile. Tamam, üzülme hadi. Ben depoya bir bakıp geleyim. Çareyi yani kitabı ben bulabilecek miyim bakalım? Koru koruyucusuz olanı. Bu ne anlama geliyor acaba? Korumasız olan, koruyucusu olmayan. Demek sonunda bitirdiniz projeyi. Öyle. Çok şükür kazasız belasız bitirdik. Bakın korktuğunuz gibi olmadı. Kimse engel olmadı size. Ah, bugünü de bir atlatsaydım hayırlısıyla. Hala endişeliyim o adamlardan yana. Keşke eşim burada olabilseydi. Korunması gereken... Tabii ya! Fatma, Ayşe teyze ve projesi olmalı kitabın korumamızı istediği. Ha? Bu da ne? Tavanda delikler var.